Merhabalar, ben görsel sanatları öğretmeni Naciye Kervan. Sizinle bugün yumurta kabuğundan mozaik çalışmamızı yapacağız. Bu çalışma için daha önce çizdiğim kaktüsümü yumurta kabuklarıyla kaplayacağım. Şu şekilde yapılmış halinde, önceden yaptığım halinde göstermek istiyorum. Daha biraz önce yaptığım için daha tam kurumadı. Bu şekilde daha önceden boyamış olduğum yumurta kabuklarımı görselimdeki uygun yerlere dekopaj tutkalı yardımıyla yapıştıracağım. Şimdi başlayalım yapmaya. Bu şekilde yapıştırmak istediğim yere dekopaj tutkalımı fırça yardımıyla sürüyorum. Sonra uygun renkteki yumurta kabuğumu getirip üzerine baskı uygulayarak bu şekilde yapıştırıyorum. Buradan kırıyorum yumurta kabuğumu. Küçük kırık parçalar da olabilir, hiç sıkıntı yok. Şu şekilde mesela burada etrafta olan küçük parçaları uygun yerlere yapıştırabilirim üzerine baskı uygulayarak. Şöyle. Bu şekilde tamamlıyorum. Fırçamdan tutkalımı kağıdımın üzerine sürüyorum. Kullandığım kağıt renkli bir fon kağıdı. Biraz ince. Elimde bu olduğu için bunu yaptım. Siz isterseniz renkli mukavvalar ya da beyaz mukavva kullanabilirsiniz. Bu şekilde tutkal sürdüğümüzde kağıtta dalgalanma olmaz ıslandığı zaman. İşte bu şekilde üzerine baskı uygulayarak yapıştırıyorum. Saksıma geçiyorum hemen. Çok uzatmak istemiyorum videoyu da. O yüzden hemen hızlı bir şekilde örnek göstereceğim. Saksım içinde işte boyadığım kahverengi yumurta kabuklarımı yapıştırıyorum. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Sonra bu şekilde tamamlayabilirim. İstediğiniz şekil ve desende yapabilirsiniz. Söylediğim gibi şimdi çiçeğimin olduğu kısma sürüyorum tutkalımı. Sonra onun için boyadığım kabuğumu alıyorum. Bu şekilde küçük parçalara bölerek yapıştırıyorum. Çiçeğimin formuna uygun şekilde. Şuraya biraz daha sürmek istiyorum. Dekopaj tutkalı çabuk kuruyor. O yüzden çok büyük alanlara sürmeyin. Küçük parçalar halinde sürün. Daha sonra yapıştırdıktan sonra tekrar uygulayabilirsiniz. Bu şekilde çiçeğimin formuna uygun parçalar koparmaya çalışıyorum ve yapıştırıyorum. Bu şekilde. Bittiğinde şu şekilde gözükecek. Burada da isterseniz şu küçük aralara yapıştırabilirsiniz ama biz mozaik görünümü elde etmek istediğimiz için kenarlarda boşluklar bırakıyoruz. Bunun dış kısmına da isterseniz direkt sadece düz beyaz boyanmamış yumurta kabukları yapıştırabilirsiniz. İsterseniz boyamak istediğiniz bir renk varsa o şekilde boyayıp yapıştırabilirsiniz. Burayı da şöyle bastırarak dolduracağız. Tabii artık benim elime de tutkal yapıştığı için tekrar kalkıyor yumurtalar. Bu sıkıntı değil. Üzerine zaten kuruduktan sonra bir kat daha şu şekilde dekopaj tutkalımızı süreceğiz. Daha da sağlam olması için. Dekopaj tutkalı kuruduğunda şeffaflaşacağı için hiçbir sıkıntı olmayacak bizim için. Daha da sağlamlaşmış olacak böyle sürdüğümüzde. Şimdi bir diğer yöntemi göstermek istiyorum size. Bunda da düz kağıdımın üzerine yine kenarından ikişer santimlik çerçeve payı bıraktım. Kağıdımın üzerine direkt dekopaj tutkalımı sürüyorum. Burada direkt yumurta kabuklarını yapıştırıyorum. Bunun üzerine istediğiniz şekli daha sonradan kuruduktan sonra çizip sonradan boyayabilirsiniz. Yani buradaki fark kabuklarımı önceden boyamıyorum. Ne yapacağımın sınırı belli değil. Bittikten sonra karar verebilirsiniz isterseniz. Bu şekilde boşluklar bırakarak yapıştırıyorum.
kaplıyorum kağıdımı. Burada da yapıyordum işte. Bu şekilde devam edecek bu. Komple bitireceğim. Ondan sonra istediğim şekli sulu boyalarımın yardımıyla boyayacağım. İsterseniz ince bir hat çizebilirsiniz. Boyayı kontrol etmek amaçlı. Bu şekilde bu çalışmamız. Kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum sizlere.